başlıyoruz. Merhabalar Ali abi. Seni tanıyalım. Ben ismim Sadece Ali Can. Ben Saat Ağabeyce'nin bir çalışmasıyla başlamıştım. Benim babam isteğimde çırak dikkatim. Kalfalık, ustalık dönem. Bakacak, kızlarım, ustalık dağılacak. İştigal ettim. 30 yılı bir bu dükkanda geçirmiş. Yaklaşık diğer 23 bölümü 13 benim Ahmet'le babamın yanında Saat Ağabeyce'de yapmışımdı. Babam da eski taşer binasında Saat Ağabeyce'de. Mesleğe girişin nasıl oldu? Yani neden sağ çekmesi? Hani sana hiç başka bir meslek yönelten olmadı mı bu zamana kadar? Babalar ve erkekler genelde kendi meslekleri devam ettirmek isterler. Biz de şimdi babamızın yanında bu mesleği öğrendik. Yani bu mesleği öğrendik ki bu meslekleri yaptırmamışız. Aslında mesleği severek yapıyoruz. İsteyerek yapıyoruz. Zaten öyle olmasa da ondan sonra yol ayrımına girdik. Bu mesleği yapmadık. Baktık ki meslek güzel. Yani dışarıdan bakınca çok güzel yapmadık. Yaptığımız bu mesleği yapıyoruz. Yani meslek bir sanat. Saatçilik mesleğiyle ilgili ne demek istersiniz? Yani saat tamirciliği mesleği tam olarak nedir? Bilmeyenler için. Şimdi bu saatçilik mesleği ve saat mesela günümüzde derler ki yani saat günümüz teknolojisi yeni düşmüştür. Saatçilik günden güne itibar kaybeden bir meslek kolu gibi gözüküyor. Ama ve lakin ben de şimdi tam tersini düşünüyorum. Bu eski nostaljik saatte kurmalı otomatik elle çalışan veya kolla saatlere büyük bir rağbet var. Sanki vatandaşlarımızın eskiye özlem vatandaşları büyüdükleri bir durum. Yani bu işi bir kurmalı saatler, otomatik saatler, evde olsun, iş yerinde olsun, yerde olsun. Her taraftan alıcısı olan bir meslek. Yani bu durumda ben bazen şaşırıyorum. Niye insanlar bu mesela eski saatler bu kadar tüketiyorlar? Demek ki insanlarımız kendini geçmişte yaşamak istiyor. Neden dersen demek ki günümüz insanlar artık yapay ve sanal yaşamaktan kurtulmuş. Eski yaşanmış olan her mesela saatle ilgili ya bugün Pilagos'un Pilagos'un eski olan bir yaşanmış durumunu hasrettiğiniz yapı ve öyle anlıyor. Çok teşekkür ederiz. Buradan son olarak yeni yetişecek olan saatçilerimize ne demek istersiniz? Şimdi yeni yetişecek olan saatçilerimize dediğimizde bu mesleğe gençlerimin sadece kendi adımda şöyle meslekler itibariyle istimlerle gençlerimiz öyle sanat ve meslek ve şarkı ve zor. Onun için gençlerimiz rahat yetişmiş, rahat hayat sürdürürler. Lay lay kimse zor bir meslek içerisinde yaşamaya en farklı zorunda bu sürdürürler. Herkes zaman adamın gözünü toplam kaçır. Bir de yarımlar çıkan onun için gençlerimiz ne söylesin? Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.